Biz burayı açarken bütçe olarak 300 bin lira paramız var cebimizde. Dedi ki biz 200 bin lira daha harcarız. Abi 500 bin lira diye hesap ettik. Bütçe çıktı 1 milyona. Ne yapacağız? Bir araba vardı, onu sattık. Tabii geceleri uyku uyuyamıyorsunuz. 2 ay belki uyuyamadık. Cepte 1 lira yok. Tam işlerimiz oturdu. Borçlarımızı ödemeye başladık. Pandemiye denk geldik. Bir sene kapalı kaldık. Birader dedi ki abi gel dedi buraya cıvıklı salonu açalım. Dükkanları bölelim. Burada da bir cıvıklı salonumuz olsun. Dedim ki oğlum zaten her tarafımız borç var, kredi var. Nasıl yap girişeceğiz o işe? Abi o zaman parası 120 bine daha ilave oldu mu 1 milyonun üstüne? Dedik ki ya bu deveye gideceğiz ya da ceket alacağız, bu diyardan gideceğiz abi. Başka şansımız yok. Çünkü 1 milyon lira para gömmüşüz. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Şimdi develi cıvıklımız geliyor. Develi cıvıklımız özel undan yaptığımız, ince hamurlu, çıtır çıtır, antrikot etinden yaptığımız pidedir. Develi cıvıklımızın özelliği ince olması, çıtır çıtır olması ve limonla servis yapılmasıdır. Ve arkasından köy peynirimiz geliyor. Köy peyniriniz ne? İstanbul'da sadece beyaz peynirle kaşar karıştırıyoruz. Diğer peynirimiz özel, develiden geliyor, köy peynirimiz. Üzerine çıktıktan sonra tereyağı sürüyoruz kenarlarına. Pidemizin özelliklerinden birisi. Yerken akışkandır. Böyle akacak. Dikkat edin yanmayın. Yakar. Turan Sırakaya, Kayseri, Develi doğumluyum. Kayseri'de büyüdük, Develi'de büyüdük. Bizim Meteris Meydanı dediğimiz bir yerimiz vardır. Çok büyük meydandır. Orada akşama kadar top peşinde oynardık, koşardık, zıplardık bizim Develi'de. Üzüm bağlarımız çoktu. Oraya gider gelirdik. Baba İstanbul'da çalışıyor. Eski şoförlerden. Ticaret taksisi de vardı kendisinde. Okul öncesi geldik İstanbul'a. Okul öncesi geldik ama her yaz okullar kapandığı gün giderdik. Okul açıldığı gün geri gelirdik İstanbul'a. Sirkeci'de ticaretle uğraşıyorduk. Elektronik eşya, beyaz eşya işi yapıyorduk. Walkman'imiz vardı, araba teyplerimiz vardı. Ne bileyim Pioneer'ımız vardı. 6985 kolonlarımız vardı. Ya bunlar çok özel şeyler. Ufacık bir Walkman alacaksın dediğin gibi Sirkeci'ye geliyorsun. Bir araba teybi alacaksın, Sirkeci'ye geliyorsun. Yok ki başka yerde. Böyle AVM'ler yok, medya marketler yok, hiçbir şey yoktu. Sirkeci, tahtakale deyince Türkiye'de bir taneydi. Çok hareketli ve güzel bir ticaretimiz oldu orada. Hakikaten iyi günler yaşadık, güzel günler gördük. Tabii o zamanlar elektronik ticarette güzel paralar kazandık. Senelerce böyle gitti. Ama artık Sirkeci'deki bu elektronik eşyanın cazibesi kalmadı. Biz Sirkeci'den biraz kopmak istedik. Ticaret daralınca, karlılıklar daralınca dedik ki ya kendimize emeklilikte bir yerimiz olacağı bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir kafe açalım. En azından eşimiz dostumuz gelsin. Sohbet edelim. Bir adresimiz olsun, yerimiz olsun diye yola çıktık. 2019'da burayı bulduk. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde. Yeşilova Yan Yolu Caddesi'ndeyiz. E5 üzerindeyiz. E5'in bize verimi çok güzel geldi. Milyonlarca araç geçiyor, milyonlarca insan tabelamızı görüyor falan. Hoşumuza gitti, yeri beğendik. Bizim burası 600 metrekare bir yerdi. Biz burayı önceden açarken nargile kafe olarak açtık. Tabii yola çıkarken bütçeler farklı. Yani biz burayı açarken bütçe olarak 300 bin lira paramız var cebimizde. Dedi ki biz 200 bin lira daha harcarız. Burası bize 500'e mal olur. İşin içine bir girdik. Abi alt katta tuvaletler çok kötü. Dedi ki bu bize yetmez. Onu yıkalım. Mutfakta eksikler var, onu yıkalım. Yapılan işlemlerde eksikler var. Yerdeki fayanslar çok kötü, onu yapalım. Abi 500 bin lira diye hesap ettik, bütçe çıktı 1 milyona. Ne yapacağız? Kara kara düşünüyoruz. Bir araba vardı, onu sattık. Tabii geceleri uyku uyuyamıyorsunuz. Nasıl uyuyacaksınız? Borç çok. Daha dükkan açmamışsın. Para gelmiyor. 2 ay belki uyuyamadık. 2 ayda buranın tadilatı bitti. Açtıktan sonra yavaş yavaş tabii para gelmeye başlıyor. O gelen paraları da habire borçlara ödüyorsun. Cepte 1 lira yok, eve ne götüreceksin? Sıkıntılar var. İte kaka, ite kaka, ite kaka. Tam işlerimiz oturdu. Borçlarımızı ödemeye başladık. Pandemiye denk geldik. Bir sene kapalı kaldık. Kara kara düşünüyoruz. Kapatıp gidelim mi? Sonuçta dükkan başkasının dükkanı. İnsanlar kira isteyecek. Birader dedi ki abi gel dedi buraya cıvıklı salonu açalım. Dükkanları bölelim. Burada dedi bir cıvıklı salonumuz olsun. Dedim ki oğlum zaten her tarafımız borç var, kredi var. Nasıl girişeceğiz o işe? Ya dedi ki abi biraz daha borçlanalım. Dedik ya doğru söylüyorsun. İstanbul'da develi cıvıklısı yapan 8-10 tane yer var. Bu 8-10 tane yerdeki dükkanların metrekareleri 10 metre, 15 metre ve hep sanayinin içinde. Çok ufak dükkanlar. Abi o zaman parası 120 bine daha ilave oldu mu 1 milyonun üstüne? 120 de yaptık ama onu da borçla yaptık. Dedik ki ya bu deveye gideceğiz
ya da ceket alacağız, bu diyardan gideceğiz abi. Başka şansımız yok. Çünkü 1.000.000 lira para gömmüşüz. Mecburuz yani burada direnmeye. Ha, direnebildiğimiz kadar direnelim. Baktık pide salonu yaptık. Oldu oldu, olmadı. O zaman gideriz dedik. Bir de onu deneyelim en azından. 2021'de Ocak ayında burayı açtık. Tutacak mı, olacak mı? Yerimiz, kiramız, personelimiz, masraflar çok abi. Ki onun üstünde çok çok fazla maaşlar veriyoruz. Bütçeler çok ağırlaştı. Bunu çıkarabilecek miyiz? Hep bunun sıkıntısını yaşadık. Yeri geldi maaşları ödeyemedik. Hiç ümitsizliğe kapılmadım abi ya. Çünkü doğru iş yapıyordum. Yani ben bir de dükkanın başındayım. Gelen insanlarla birebir konuşuyoruz. Her gelenle tanışıyoruz ve konuşuyorum. Bugün Caner diye bir arkadaş geldi, pide yedi. Haftada 3 gün gelir, telefon açar, pidesini hazırlatır gördüğün gibi. Geçerken yer gider. Develi cevaplısının özelliği çok ince hamurlu olacak. Yerken çıtır çıtır olacak ama eline aldığınızda da bu yağ yerken damlayacak. Belki üstünüze damlayacak, eğilirseniz masaya damlayacak. Kuşbaşı etinden yapılmış olması gerekiyor. Bıçak arası dediğimiz ya zırhta çekeceğiz onu. Çünkü kıyma bizde yok. Yani cıvıklı da kıyma yok. Kıymalı pide ayrı bir şey. Mesela Konya'da etli ekmek var, onu da kıymadan yapıyorlar. Konya etli ekmeğinde hamurunda maya yoktur. Maya olmadığı için o istediğiniz kadar sündürebilirsiniz, çekebilirsiniz. Tamamen kıymadan yapıyorlar. Bizim ürünümüz daha kısa olur, 1 metre civarında. Yerken dediğim gibi çıtır çıtır olur. Yani ısırdığınız an o çıtırdığı duymak zorundasınız. İçinde %40-%30 civarında hava durumuna göre kavram yağ olacak. Yazın mesela yağ biraz azaltıyoruz, ağır geliyor insanlara. Kışın biraz daha fazlalaştırıyoruz. Bizim hamurun tek bir unu var. O undan yapıyoruz. Başka un karıştığı zaman olmaz. Kullandığımız tek çeşit un var. Artı etimizi biz Balıkesir'den getirtiyoruz. Çünkü bizim Kayseri çok uzak. Et olarak Balıkesir'in eti daha makbul. Özel bir kasapla çalışıyoruz. Açtığımız gün bir kasapla anlaştım. Zeki abi dedim, benim etim iyi olsun, benim etim bozma. Ben antrikot kullanıyorum. Bak dedim, benim etimi asla ve asla hile karıştırma. Benim etim 5 lira, 10 lira pahalı olsun. Etimi bozarsan dedim, seni değiştiririm, başka kasaba giderim. O da sağ olsun, bizim ete hile karıştırmadı. Bizde 10 çeşit pide var. Develi cıvıklısı var, kıymalı pidemiz var. Mesela köyden getirdiğimiz peynirimiz var, köy peynirli pidemiz var. Buradan da benim özel bir beyaz peynirim var ve güzel bir kaşarımız var. Onun üçünü harmanlıyoruz. Harmanlıktan sonra maydanoz atıyoruz içine. O üçünün karışımıyla çok güzel bir pide çıkıyor. Yani buraya gelip de o peynirin tadına bakmak hakikaten çok keyifli. Pideyi ısırırken o köy peynirinin kokusunu direkt alacaksın. Burkacak biraz içine ama çok lezzetli bir peynir. Kavurma kaşarımız var, sucuk kaşarımız var, pastırma kaşarımız var. En güzellerinden bir tanesi tahini pidemiz var bizim, Develi'nin. Tahini pide bizim için çok özeldir. Belirli bölgelerde tahini pide yaparlar. Mesela Konya'da da vardır, Ege'de de vardır. Ama bizim tahini pidemiz çok farklı. Tok tutar, Ramazanlarda özellikle bizim oranın insanı tahini yemeden yapamaz. Ayrana gelelim, ayranı köyden getiriyoruz, köy yoğurdunu. Süzme yoğurt geliyor, karıştırıyoruz. Özellikle bizim pideyle çok iyi gider. Bunun için biz Develi'den getiriyoruz yoğurdumuzu. Bizim cıvıklı pidemiz 150 lira. 150 lira ama bir insan rahat rahat doyabiliyor. İçecek grubumuz 25 lira, 35 lira arasında. Kıymalı pidemiz, peynirli pidemiz, kaşarlı pidemiz 120 lira. Yani burada bir insan rahat rahat 150-200 lira arası doyup kalkabiliyor. Mesela dün bir aile geldi, şu masaya oturdular. Cıvıklı yemeğe geldik diyorlar ama cıvıklıyı bilmiyorlar. Ya cıvıklı yemeğe geldik, tamam burası cıvıklı salonu ama diyor pide... Cıvıklı pide mi dediler? Cıvıklı pide dedim yani. Nasıl o zaman cıvıklı oluyor dedi. Dedim bunu yerken damlayacak yağları. Yağları damlarken bu cıvık cıvık yağlar damladığı için bizim pidemizin ismi Develi cıvıklısı. Merak ettiler. Sırf meraklarından yediler ve çok memnun kaldılar. Dediler ki bundan sonra cıvıklı yemeye geleceğiz. Pide yemeye gelmeyeceğiz. Ya şimdi herkesin hep hayali vardır. Ya işte emekli olalım, bir kafe açalım. Bir emeklilerim vardı. Bir de gençlerin hayalleri vardı. Ya şimdi bir kafe restoran açalım. Eşimiz gelsin, dostumuz gelsin, oturalım. Yani ben açayım da iş yürüsün, o iş yürümez abi. Ya yani bir iş yeri açacaklarsa kesinlikle ve kesinlikle işin başına durmak gerekiyor. Sen çalışmazsan, bir tane müdür alırsan, müdür 20'ye de çalışmaz abi bu devirde. Ben bu dükkanı işleteceğim, yürüteceğim diyecek, senden 25 bin de para isteyecek, doğru mu? Mesela pide salonundan bahsedelim, kafeye geçtik. O fırının önünde çalışmadan abi böyle bir işe kalkışmasınlar. Ben kalkıştım, ben biraz cesurum galiba, Sirkeci'ye yetiştiğimizden dolayı. Biraz gözü karalık var, birader de var. Bir de Serkan Bey kardeşimiz var. Üç kişiyiz biz. Dedim ki ben yapmasam o yapar, o yapmazsa o yapar. En azından bir sırt sırta dayanışma oldu bizde abi, biliyor musun? Bu çok önemli. Tek başıma olsaydım kalkamazdım bu yükün içinden. Çünkü bu hizmet sektörü mesai harcaması gereken bir sektör. Bayram yok, seyran yok. Cenazeniz olsa, tek başınız olsa gidemezsiniz. Mecbursunuz, dükkanın başına durmuyor. Müşteri geldiği zaman sizi görmek istiyor abi.
Garsonu, ustayı görmek istemiyor. Mekanın sahibini görmek istiyor. Esnaflık çok zor abi. Hele hele bizim gibi küçük esnaflık daha da zor. Bir işi açmak, kurmak kolay. Ya paran olursa her işi açabilirsin abi. Her dükkanı açabilirsin. Ama o dükkanda 2-3 sene kalabiliyor musun? Onu yoklayacaksın. Çünkü 1 sene, 2 sene para kazanmayacaksın. 2 sene dükkan kirasını cebinden ödeyeceksin. Belki borç alacaksın, kredi çekeceksin. Ayakta kalacaksın ama 2 senede bunu görürsen, ileri görürsen ayakta kalmak isteyeceksin. Ama ileri görmüyorsan, lan hiç şansın yok abi. Ceketi alıp gideceksin. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.